Her şey hocam, kişinin sırtından böbreklerine vuran ağrının sebebi nedir? Sırt ağrısı genellikle kas ve akciğerle ilgili olmakla birlikte, mesela bir safra kesesinde taş, çamur, iltihap varsa sadece sırt ağrısıyla gelebilir hasta. Mide ülseri sırt ağrısıyla gelebilir. Pankreas tümörü, pankreasla ilgili bir iltihabik durum varsa yine aynı şekilde sırt ağrısıyla gelebilir. Yani bir sırt ağrısı olduğu zaman bunun sadece bir kas ağrısı değil de başka bir yerden gelen bir ağrı olduğunu da düşünmekte fayda var. Eğer uzun süreli bir ağrıysa tetkik etmek gerekir. Ayşegül hocam, FMF hastası ateş ve ağrı şikayetlerinde neler yapmalı? FMF hastalığı ülkemizde çok az bilinen ama aslında çok yaygın olan bir hastalık. Ailevi Akdeniz ateşi, yani Akdeniz bölgesindeki insanlarda daha sık görülmekle birlikte aslında Türkiye'de ki bütün insanlarda görülebilecek bir hastalık. FMF tanısı bazen çok uzun yıllar sürebiliyor tanı koymak. Çünkü belli bir tetkiki yok, var aslında ama düşünmek gerekiyor. O olabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Biz ne zaman FMF düşünüyoruz? Hastada tekrarlayan, periyodik, zaten periyodik karın ağrısıdır diğer bir adı. Tekrarlayan karın ağrısı varsa, bu birkaç gün sürüp ağrı kesicilerle geçiyorsa, beraberinde bazen ateş olur veya olmaz, ateşsiz de olabilir. Bizim için önemli olan periyodik olması, ağrının tekrarlaması ve altta başka bir hastalığın bulunmaması, gözükmemesi. Bu gibi durumlarda bu hastalığı düşünmemiz gerekiyor. Pek çok FMF hastası tanı konulmadan önce apandisit ameliyatı olmuş oluyor. Çünkü apandisit ağrısı ve FMF ağrısı birbiriyle karışır. Bu yanlış bir şey de değil aslında. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Öncelikle tanı koymak için hastalığı düşünmemiz gerekiyor. Yani tekrarlıyorsa FMF olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili de genetik bir analiz istememiz gerekiyor. Aslında tanı çok basit ama öncelikle düşünmek lazım. Akla gelmesi.